Herkese merhabalar. Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? Artık vakit geldi. Kulaca Hasar Kalesi'nin fethedilme sahnesini çok yakında göreceğiz. Yannis'i ve Sofia'nın elinden kurtulan Osman artık Kulaca Hisar'ı ele geçirmek isteyecektir. Ama Osman'ın karşısına çıkacak büyük bir engel var şu an. O da Emisi Dündar. Kendini vekilliğin havasına kaptıran Dündar Bey, Sofia ve Kalanoz ile yaptığı anlaşmayı bahane gösterip Osman'ı Kulaca Hisar Kalesi'ni fethetmesi konusunda durdurmak isteyecektir ve Osman'ın önüne bent olacaktır. Osman ile Dündar arasında artık ciddi derecede kopukluklar başlayacaktır. Çünkü Osman artık Dündar Bey'in gittiği yolun yanlış bir yol olduğunu çok iyi anlamıştır. Dündar bu şekilde hatalar yaparak o aslında kendine zarar verecektir çünkü Dündar kendisinin Ertuğrul Gazi tarafından sınandığının farkında bile değil. Ertuğrul Gazi'nin vekilliği şu an için Dündar'a vermesinin tek bir sebebi var. O da Dündar'ı test etmek ve Dündar'ın hata yapmasını beklemek. Peki Ertuğrul Gazi neden vekilliği Osman'a vermedi diye sorarsanız bunun da size cevabını vermek istiyorum. Edebalı Osman'ın henüz yorulmadığını düşünmektedir ve bazı hareketleri Edebalı'nın hoşuna gitmemektedir. Osman'ın biraz daha devlet yönetimi konusunda biraz daha beklemektedir. Peki bunların Ertuğrul Gazi'nin vekillik vermesiyle ne alakası var diye sorarsanız bunun da cevabını vermek istiyorum. Edebalı Ertuğrul Gazi'nin yol göstericisi şekilde değerli bir şahsiyet durumundadır. Bu yüzden Ertuğrul Gazi birçok işte Edebalı'dan fikir danışır. Muhtemelen Ertuğrul Gazi şu an Edebalı ile bir bağlantı içerisindedir ve Osman'dan ve Dündar'dan yani tüm yaşananlardan haberdardır diye düşünüyorum. İşte daha sonrasında Dündar'ın yavaş yavaş yaptığı hataların her geçen gün artmasıyla Ertuğrul Gazi'nin de diziye dahil olmasıyla Osman'a devir başlayacaktır. Şimdi bunları size söyleyerek veda edelim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Arkadaşlar bunu bilin ki diğer videomda sizlere çok çok önemli detaylar vereceğim. Bunları kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle.